sayın seyirciler, geçtiğimiz dakikalarda sizlerle paylaşmıştık. Ekonomi cephesindeki en önemli kritik düzenlemeler için, tüketici hakları konusundaki düzenlemeler için ve bütün bunların çerçevesinde bir de gümrük kapıları, Suriye sınırımız, en uzun kara sınırımız olan Suriye'de gümrük kapıları, Irak, Kuzey Irak, bütün bunlar için gözlerin çevrili olduğu kabinenin önemli ismi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı bizimle. Şu anda yayın hazırlıklarını gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Tabii ki çok yoğun bir programı vardı. Sağ olsun, kırmayıp kendileri geldiler. Bakanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen soracağım, tabii geçeceğim. Bugün sabah çok önemli bir briefing verdiniz. Ondan önce Pınarhisar deyince 14 yıl önce Başbakan'ı uğurlayanlar arasında siz de vardınız değil mi? Nasıl bir gündü o gün? Yani uğurlamak belki yeterli değil. Başbakan'ı aldık, Pınarhisar cezaevine götürdük. Önce Pınarhisar cezaevini bulduk. Yani Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında Diyarbakır o zamanki devlet güvenlik mahkemesince verilmiş olan hüküm onaylanmış, kesinleşmişti. İnfaz aşaması vardı. İnfaz süreciyle ilişkin önce erteleme talebinde bulunduk. Erteleme kararı çıkarttık. Sonra da cezanın nerede infaz edileceği ilişkin Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Çünkü cezaevinde güvenliği önemliydi. Yani bir sürü olaylar oluyordu. Can güvenliği söz konusuydu. İşte faili meşhurlar vardı vesaire. Pınarhisar cezaevini bulduk. Bir takım eksikleri vardı. Onları arkadaşlarımız giderdi. Ve 26 Mart 1999 tarihinde İstanbul'dan hareketle çok büyük bir konvoy, uğurlayıcı, kitlesel bir uğurlama ve Pınarhisar'a vardık. Hatta o gün akşam cezaevinin kapısında işte görüntülere de geliyor. Tayyip Bey konuşma yapıyor. Kendisini uğurlayanlara teşekkür konuşması yapıyor. Biliyorsunuz hava karardıktan sonra konuşma yapılmış olması o zamanki toplantı gösterisi üstelik adına süs sayılıyor. Biz kaygılandık ya, şimdi cezaevine girerse şimdi bir takibata da mı maruz kalacak? Nitekim bir takibat başlatıldı. Sonra takipsizlikle sonuçlandı. Evet, 26 Mart 1999 tarihinde hemen diş kapıdan, o parmaklıklardan içeriye Tayyip Erdoğan'la birlikte girdik. Böyle kol kolda ve orada infazı başladı. 24 Temmuz 1999 tarihinde de aynı cezaevinden, bu defa yine gece ama cezaevinin arka kapısından tahliyesi sağlandı. O zaman da bu kitlesel karşılamayı önlemek için işte suikast gibi falan bir takım senaryolar üretildi. Bunlar yazışmaya da döküldü. Halbuki arka kapından çıkartılması daha riskli, çünkü arka kapı aydınlık değil, karanlık, loş bir ortam. Ama öyle uygun gördük de gece oradan çıkarttık, getirdik. Ama İstanbullu, Türkiye'de gerçekten o süreci çok yakından takip edenler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, o gün Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz bir sivil bir vatandaşı çok yoğun bir tezahüratla karşıladılar. O süreçler Türkiye'nin bugün ulaştığı seviyeler itibariyle önemli zenginlikler, önemli anekdotlarla dolu. Sayın Bakanım, şu... Yani ben de bugün orada olmak isterdim ama sabahleyin ifade ettiğiniz gibi tüketicinin korunması kanunuyla alakalı daha önce planladığım bir basın lansmanım vardı. Onun için giremedim, buradayım. Bakanım, ona geleceğim. Çok önemli. Herkes çünkü sizden gelecek açıklamaları bekliyor ama ben az önceki şu kısa anlatımınızda bile suikast, tehdit, güvenlik, hep bunları gördük. İşte 99'dan başlamak kardeşim. Başbakan konuşmasında hep bunları vurguladı. Yani nereden nereye geldiğimiz lütfen hatırlansın, bunlar unutulmasın diyor. Tabii buradan da Başbakan özellikle, buna isim vererek girmiyor ama Başbakanlıktan dün yapılan bir suç duyurusu vardı Taraf Gazetesi'nin. 2004 MGK kararları. Konunun şu anda mevcut tartışma zeminini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok doğru bulmuyorum. Yani bunlar normal süreçlerde dile getirilmiş olsaydı, haber konusu yapsaydı, kamunun bilgilendirilmesi bağlamında bir tartışma oluşturacak bir düzeyde bunlar harmanlansaydı pek fazla söyleyecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama yani hükümetin, özellikle hükümetimizin dershane sürecine ilişkin bir düzenleme çalışmaları kapsamında dillendiriyor olması, o gün yapılmış olan işlemlerin bugünkü yönetimi, hükümeti bir suçlama aracı gibi
algılamaya hizmet edecek vasıtaya dönüştürmüş olmasını hiç etik bulmuyorum. Yani olayın bir boyutu bu. Diğer taraftan tabii bununla ilgili soruşturma, kovuşturma başlatılmış olması, belgede zaten yazıyor, gizli diyor. Gizlilik niteliğiyle haiz evraklarında bir hiyerarşisi var. İşte çok gizli vesaire falan, tamamen devletin güvenliğiyle alakalı olanlar var. Bir de yaptığı çalışmalar itibariyle gizemli niteliğe sahip kurumların işlemleri hep gizli oldu. İşte Milli Güvenlik Kurulu bundan bir tane gizemli bir kuruluş. Yani o ne yaparsa, ne ederse, ne çizerse bir gizlilik damgası vurulur. Yani elbette ki konu yargıya intikal ettiklerine göre yargı bir değerlendirme yapacak. Şayet pozitif veya ceza normu açısından suç teşkil edecek, suç unsurlarını içerecek bir fiil varsa onun yaptığı bir ceza kanunu da var. Ona göre yaptırma uygulayacak. Peki. Aksi takdirde farklı açıdan bakarsa ona göre de bir karar oluşturacak, evet, diye düşünüyorum. Bugün yani gazete yine o suç duyurularına cevap veren mahiyette, hatta Bakanlar Kurulu toplantısında kendilerine yönelik bir eylem planı yapıldığını öne süren bir manşet de çıkmış. O gün tabii ki Bakanlar Kurulu'nda vardınız. Yani böyle bir eylem... Hayır, kesinlikle yok. Elbette ki bu konular konuşuldu, konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor konuşuluyor ama yani birisine karşı bir eylem planı hazırlamak, bunun işte icra aşamasına koymak diye bizim gündemimizde böyle bir konu hiçbir zaman olmadı. Daha önce de olmadı. Bu son Bakanlar Kurulu'nda da özellikle bu olay çerçevesinde Taraf Gazetesi ve oradaki yayınlarla kalı yazıldığı, çizildiği gibi bir eylem planı söz konusu değil. Ya yani bunu suç teşkil edip etmeyeceği elbette konuşulur. Yani suç ediyor mu etmiyor mu, gizlilik derecesi vesaire falan, o boyutuyla bakılıyor, bakılır. Ama bir eylem planı oluşturma şeklinde bir planlama söz konusu değil. Evet. Sayın Bakanım, peki son olarak şunu sorayım. Hep bu söylendi. Kabineden değerli isimler, AK Parti kurmaylarından da geldi. Yani şu anda usulüne bir tartışmadır. 9 yıl sonra başlatılması da önümüzdeki sandıklarla ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgilidir. Böyle bir algı var mı sizde de? Gerçi bu cemaate yakın vakıf tarafından kesinlikle böyle bir şey yoktur diye bir yalanlama geldi ama siz nasıl algılıyorsunuz? Yani o bu sürece şu anda gündeme oturmuş konu etrafında böyle bir yayıncılığın başlamış olması elbette ki hedefsel olarak çok farklı yansımaları olabilir. Yani tamamen hükümeti güç duruma düşürmek. Yani biz şimdi, bizim iktidarımız bakın hep ön açıcı, yasakları kaldırıcı, işte demokratik mekanizmaları önleyici veyahut onların gelişmesine engel olacak unsurları bir plan dahilinde ortadan kaldırarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısını biz değiştirmişiz, sivilleştirmişiz. Her ay toplanan Milli Güvenlik Kurulu 2 ayda bir toplanıyor. Kararların niteliğini ne anlama geleceğine ilişkin düzenlemeyi çok net şekilde biz yapmışız. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırmışız. Faili meçhuller üzerine gitmişiz. Bak, iktidarımız döneminde faili meçhul yok. Ha, faili bulunamayan birkaç vaka var. Ama bizatihi böyle planlanmış, tasarlanmış faili meçhuller söz konusu değil. Yani olmuş olaylarla ilgili bulunan failler de yargıya teslim edilmiş, yargı süreçleri devam ettiriyor. Dolayısıyla burada bir karizma çizme amacı var. Yani hükümetin, bu ifade ettiğim karizmatik özelliğin, özellikle başbakanın şahsında tebarruz eden bizim gündemimizi millet belirler. Milletin gündemiyle biz hareket ederiz. İşte söz milletin denmiş ama karar da milletin. Ya biz böyle yürürüz, yürüyüşümüz böyle var. Ve bizim çalışmalarımızın merkezinde insan var, milletimiz var, birey var diyoruz, devam ediyoruz. Bunu söylerken bir taraftan daha siz yapıyoruz ama bak siz söylesiniz demek suretiyle yani başbakanın, hükümetin karizmasına bir çizik atma çabası var diye düşünüyorum. Normal koşullarda bunlar söylenebilir. Elbette denir ki işte 2004 tarihinde çıkmış bir Milli Güvenlik Kurulu kararında şunlar şunlar yer alıyor, şu. Ha, sorulur da bu. Yani bu nedir? Sorulur bu. Yani zamanı itibariyle, sunumu itibariyle bunlar konuşulmayacak, sorulmayacak, cevap verilemeyecek konular değil. Ama hemen bunu aldı. Aa, şunu yaptınız, bak şu gidiyorsunuz. Neler yazılmış? Yani bizim, ben geçen de bana sorun da söyledim. Yani adam belgelerde yazıyor. Yakın zamanda da yazıyor. Yani benim şeye girdiğim zamanlarda oluyor. Bazı dökümanlı hazırlıklarda. İrticai unsurlar. Yani ne irticai unsurlar ne?
Ha, altını bir okuyorsun, mesela bakıyorsun camiye gideni irticai unsur demiş veya oruç tutan irticai unsur olmuş. Biz bunlarla her gün oturup kalkıyoruz, camiye gidiyoruz, cenazeye gidiyoruz, mevlid dinliyoruz vesaire falan. Yani irticai unsurdan devletin kastı bu insanlarsa bu yanlış. Biz böyle bir irtica tanımını kabullenmeyiz. İrtica farklı bir şey. Geçmişte Cumhuriyet kuruluş yıllarında olmuş. Ha, o anlamda ise zaten ona hepimiz karşıyız. Çünkü Türkiye'nin en büyük kazanımı, en kıymetli kazanımı cumhuriyet ve demokrasidir. Yani demokrasi herkesin hak ve hukukunu güvence altına alan bir yönetim biçimidir. Çoğulcudur, katılımcıdır, birey hak ve özgürlüklerini önemser. Biz de hep bunlara vurgu yapıyoruz. Yani bizim kuruluş bildirgemiz böyledir, tüzüğümüz böyledir, uygulamalarımız böyledir. Dolayısıyla kavramlar üzerine takılıp durmayalım. O kavramları o alanda çalışmış olan bürokrasi alışkanlık içerisinde üretir. Yazar çizer getirir. Dolayısıyla o Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bağlantılı olarak yapılmış bir takım yazışmaların, o yazışmalarla ilgili trafiğin işte bak icra planına kurulda denmesi kesinlikle doğru değil, inandırıcı olamaz. Çünkü o sürecin bir işleyiş mekanizması var. O kendi içerisinde işliyor. Yani sizin o aşamalarda Türkiye'nin yaşadığı süreci düşünün. Yani işte Ercerekon denen hareketlenmeler o dönemlerdedir. Çok yoğundur. Ben birkaç yerde örnek de verdim yani bunu. İşte bana 2003 yılının başları sanıyorum, hatırlıyorum. Ben o zaman partide genel başkan yardımcısıyım. 2,5 sayfalık bir metin geldi. İsim yok. Diyor ki orada efendim hükümet aleyhine işte bir hareketlenme var, çalışma var, eylem planları belirlendi. İşte bunlara Ayşe, Yakamız, Sarıkız ismi veriliyor. Diyeceksiniz ki bunu nereden biliyorsunuz? Adam soruyor kendisine soru. Ben de bu çalışmanın içindeyim. Ama sizin çalışmalarını görünce bu çalışmaların haksız, ülkeye zararlı olduğu kanısına vardım. Ben vatandaş olarak sizi uyarıyorum diyor. Ben hiç şey yapmadım dedim. Deli saçması dediğini birisi herhalde. İsim de yazmamış, bir iletişim adresi yok. Ama yırtmadım, bir kenara koydum. Sonra bu konular işte bir generalın günlükleriyle yayınlanınca orada da baktım aynı şeyler var, kavramlar işte Ayşe, Yakamoz, Sarıkız, işte Suga, Muga devam etmiş, başkaları da var. Bunları ortaya dedi, çıkaran gazetede yani, taraf. Ha yani o zaman çıkardım. Yani evet. Yani bir malzemeyi, bir ürünü elbette eleştirebilirsiniz. Ama o eleştiriyi bir gündemle bağlantılı hale getirirseniz o eleştirinin kıymeti de azalır. Ya bana diyoruz ya, hani sormalarını ben çok doğal buldum. Yani bunu 2004 yılında Milli Güvenlik Kurumu ile karar vermiş. Bu nedir? Bunu sor, bunu doğru dürüst bir cevabını verirsin size yani. Ha, bunu bir bağlantıyla araya getirirseniz o zaman siz demek ki bazı belgeleri tutuyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz. Herhangi bir durumda bunu bir araca dönüştüreceksiniz. O zaman bunu kötü olarak kullanımı söz konusu. Bunların elbette ki sorgulanması da doğrudur diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, Ergenekon deyince bir de en gündemdeki konu AYM Anayasa Mahkemesi'nin bu Bağbay ve Haberal'ın ihlal kararı, tutuklu vekillerin çıkması gerek çerçevesinde devletin zirvesinden, protokolün 1-2 numaralı koltuklarından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Meclis Başkanı Sayın Çiçek'ten açıklamalar geldi. Sözcünüz, hükümet sözcüsü Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da çok doğru buluyorum, gereğini yapmalılar dedi. Sizden de bir cümle alalım, hemen geçelim konuya. Ha, ben tabii bu konularda ben hukuka çok güvenirim, hukukçuluğu önemserim, sözümü de esirgemem. Bir defa bakın, en üstün güç hukuk ve adalettir. En kıymetli varlık insandır. İnsan en kıymetli varlık, en üstün güç hukuk ve adalet. Adalete kim hizmet yapacaksa ona hepimizin destek vermesi, saygı durması gerekir. Bu sorunlu bir alan. Şimdi Ergenekon, Balyoz'da ilgilenen davalara baktığımız zaman bir kesim bunlar hiç suç işlemedi niye tutuklu? Bir kesim bunlar her suçu işledi niye serbest bıraktı? Böyle keskin bir yerdeyiz. Yani bu davalar bu siyasi değerlendirmelerden arınması gerekir. Ben bir defa bu kararı bu davaların bu siyasi algılardan arınması konusunda önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Araç olduğunu yani. Ama bunu şöyle yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Yani artık Anayasa Mahkemesi bireysel başvurular üzerine yargı erkinin, yargı birimlerinin kararlarını temiz olarak inceleyen bir yer değildir. Yani usulü bir inceleme yapar. Bir kural ihlali var mı yok mu? Bunun ötesinde mahkemeye başka
buyurucu yönde bir talimat veremez. Burada verilmiş olan karar, yani tutuklama süreleri aşılmış, evet, azı aşılmış ve bir de seçilmiş olan bu kişinin seçilmiş yasama görevini tutuklama nedeniyle yapması engellenmiş. Bunlar ötürü bir hak ihlali var diyor, tazminatı hükmediyor. Yani bunu mahkemesi takdir edecek. Oraya bir karar oluşturdu. HDP'den de başvuru var efendim. 5 milletvekili için Haberal zaten kendisi tahliye olmuştu. Ha, benim bakın benim Malday'dan da bir başvuru benim, var. Benim bu konulara yaklaşım hep şudur. Bakın bir defa eşitlik kuralı birey hak ve özgürlükleri kadar önemlidir. Hatta eşitlik kuralı hak ve özgürlüklerin zeminidir diye düşünüyorum. Yani siz benzer olaylarda benzer uygulamaları yapmıyorsanız eşitlik kuralını ihlal ediyorsunuz demektir. Orada hak hukuk yok, orada kayırma var demektir. Dolayısıyla yargı benzer konuları karara bağlarken kiminin partisine, kiminin mezhebine, kimisinin makamına, mevkine bakarak karar vermez, veremez. Dolayısıyla yargı bunları değerlendirecek. Bir tutuklu milletvekiline hangi prosedürü uygulamışsa diğerlerine de bunu uygulayacak diye düşünüyorum. Ha, sonuçta bunları takdir edecek o yargı. Ha, ben bir şey daha söyleyeyim. Bak burada bir çifte standart içerisinde düşüyoruz. Türkiye'de şu son 3-4 yıldır tartışılıyor. Ama ondan önceki yıllarda ben parlamentoya girdiğim 3 Kasım 2002'den ta 2011 yılına kadar tartışılan konu şu. Efendim yasama dokunulmazlığı kaldırılsın. Milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın. Hep bunu dile getirildi. Şimdi insanlar seçilmiş diye suçlama konusu olayla bağlantılı olmalarına rağmen tutuklanamayacaksa, yani tahliyeleri seçilmiş olmalarına bağlanacaksa, seçilmemişlere oranla seçilmişlere burada bir ayrıcalık tanıyor demektir. Benzer durumda olan, yani bir suçun diğer failleri açısından konunun irdelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani o konunun failler olduğu iddiasıyla yargılanan kişilerden birisi işte milletvekilidir, birisinin statüsü farklıdır vesairedir. Bundan dolayı tahliye ediliyorsa burada eşitlik kuralları bir ihlali söz konusu. Dolayısıyla diğerlerinin durumunda gözle geçirmesi lazım. Ben kalsın demem. Elbette ben de arzu ederim ki seçilmiş milletvekili parlamento üyesi. Ama sırf seçilmiş olmalarının ötürü değil. Fail ortaklığı içerisinde olan diğerlerinin durumu da gözle geçirilmesi evet gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Haziran 2011 vurgusu vardı Sayın Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda yaptığı açıklamada. Evet, şimdi esas konumuza gelelim. Vallahi esas sizden cevap almamız gereken konu. Kredi kartları, ehliyet vereceğiz artık diyordunuz. Biraz bunu da tabii ki iyice anlatabilmek adına kart sınırlaması, kredi, taksit sınırlaması. Şimdi bugün, dün Antalya Tüketici Koruma Derneği Başkanı'ndan bir itiraz vardı. Ya işte vatandaşın kesesine, bütçesine zor yansıyacak, esnafa bunun olumsuz etkileri olacak diye. Sadece onlar da değil, eleştiriler zaten var. Kabine içinden bir isim, Sayın Zafer Çağlayan da, Bakan Çağlayan da dün, yani bunun uygulaması konusunda benim aklımda soru işaretleri var. Umarım başka yollara gidilmez diyordu. Taksit sınırlaması açısından, kabinenin içinden de yükselen bir ses karşısında. Siz fotoğrafı nasıl çekiyorsunuz? Tabii bu taksit sınırlandırması ilişkin çalışmayı BDDK yürütüyor. Biz de yakinen takip ediyoruz. Kart sınırlandırması da kredi kartlarına ilişkin yoğun tartışmalar üzerinde yapılan bir çalışma. Dolayısıyla bizim insanımız tüketici eğilimlidir. Yani gelirinden fazla tüketme eğilimlidir. Dolayısıyla bundan ötürü bankaların da çok kolay kredi kartı veriyor olmalarına bağlı olarak kişilerin birden fazla kredi kartı kullanma imkanı elde etmeleri dolayısıyla gelirlerinin kat be kat üstünde bir harcama içerisine giriyorlar. Sonuçta bu hane halkına yansıyor ve hanenin huzuru bozuluyor. Hem bu sorunu birlikte gözetmek lazım ve tüketicinin geliriyle orantılı olarak harcama yapmasına ilişkin mekanizmaları devreye sokmak lazım. Ama yapılan bu düzenleme noktasında benim de kuşkularım var, kaygılarım var, hatta kaygı boyutunda. Acaba esnafımızın ticari aktivitesini veyahut da işte bu alandaki ticari büyüklüğün azalmasına yol açacak bir kısır döngüye dönüşür mü diye. Bunu arkadaşlarla konuşacağız.
Bakalım nasıl düzenleme olacak. Bu çok ayrı şey olur. Bu çok önemli. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Tabii akaryakıt ithalatında bir de bu teminat meselesini de soracağım. Çünkü o toptan teminattan çıkıp artık her ne getiriliyorsa parti başına bir ÖTV'yi, kayıt dışılık herhalde burada en önemli kaygı. Bunun önüne geçmek için sanıyorum o, biraz da bunun altını çizerseniz çok sevinirim. Şimdi, uygulamanın. Tabii akaryakıt kaçakçılığı önemli sorunlardan bir tanesi. Bununla ilgili koordinasyon kurulu var. Onun başkanlığında, başbakanlığımızın genelgesi çerçevesinde ben yürütüyorum. Mücadeleci bakanlıklar var, işte İçişleri var, Enerji Bakanlığı var, Maliye var, Ulaştırma var vesaire, Ekonomi Bakanlığı var ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Dolayısıyla bir eylem planı var akaryakıt kaçakçılığı mücadele noktasında. Önemli düzenlemeler yaptık. Mesela 10 numaralı yağla ilgili uygulamayı, kaçağı önlemek için vergi iadesi. Yani kullan, iade al prensibini hayata geçirdik. Can güvenliği. Yani gidiyor yağını kullanıyor. Evet. Vergisini ödüyor, sonra da gelip vergi iadesi alıyor. Dolayısıyla kullanmış olup olmadığını denetleyebiliyorsunuz, görüyorsunuz. O alandaki sorunu önemli ölçüde çözdük. Ama şimdi bunun sapması var, başka mekanizmalar bulmuşlar, onların üzerindeyiz. Bu akaryakıt kısmına gelince, akaryakıt tabii Türkiye enerji bakımından dişe bağımlı. Mesela işte biz diş ticaretimizin de şu yukarı 2013 yılında 56 milyar dolarlık kısmını akaryakıt tedariki için harcamışız. Getiren firmalar, büyük firmalar, tedarikçi firmalar, şimdi bunların sayıları artmış, 76'ya ulaşmış. Birden de sayılarında bir artış var. Kolaylık olsun diye bunlar her partide işte ÖTV teminatı için bir kırtasiyecilik işlemine girmesin düşüncesiyle 2009 yılında bunlara global teminat ismi altında yıllık bir teminat öngörmüşüz. Önce 250 bin avroymuş, sonra 5 milyon avroya çıkartılmış. Yani adam 5 milyon avroluk bir teminat mektubunu veriyor gümrüğe. Gümrük bunu ithalat aşamasında gümrük vergisini, katma değer vergisi işlem anında alınır. Bu teminat ÖTV, özel tüketim vergisi. Bilindiği gibi özel tüketim vergisi ürünün tüketiciye satışı anında tahsil edilen bir vergi. Yani henüz onun tahsil aşaması gelmemiş. Evet. Ama geldiği zaman oradaki vergi alacağını temin etmek için anında bir teminat. Firmalar getirmiş. Biz evrakların işte A12 mi diyorlar şimdi ismi hatırlayamıyorum. Belli nitelikteki formatlanmış evrak türlerini maliyeye indiriyoruz. Maliyenin takip etmesi lazım. Bunlar ÖTV'yi ödemiyor. ÖTV'yi ödemiyor. Ya başka firma kuruyor, ÖTV borcunu avantaja dönüştürüyor. Yani ÖTV olarak ödeyeceği para kendi cebinde, kasasında kalıyor. Böylesine bir uygulamalar olduğunu görünce hemen bu alana müdahale ettik. Gelir İdaresi Başkanlığı'yla arkadaşlarımız oturdu konuştular. Maliye'yle oturdu konuştuk. Bir gecede hemen ben konuyu bana anlatınca hemen yazdırdım. Şunu yazın getirin, elden takip edin. Bir yüzde yönetmelik değişikliğini gerçekleştirdik. Maliye'de ekiplerini kurdu, tespitleri yaptı. Bir kısım ürünlere de antrepolarda vergi borcu kaçağı dolayısıyla el kondu. Dolayısıyla bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte itibaren yurt dışından akaryakıt ithal eden firmalar ÖTV borçları kadar bir teminatı her parti için Gümrük Ticaret Bakanlığı'na vermek zorunda. Ha burada şimdi bugün yine anlattılar bana sorun. İşte antrepolara da bu yükümlülüğü getirmişiz. Doğru, antrepo emanetçidir. Ona niye getirmişiz? Yani antrepo, ithalatçı firmanın antreposu ise zaten ithalatçının sorumluluğu. Ama onun değil ise, sadece antrepoculuk işi yapıyorsa emanetçi, ona niye bu sorumluluğu getirmişiz? Arkadaşlar bunun üzerinde çalışıyor. Olur. Belki o alanda bir yine yanlış uygulama varsa onu düzeltiriz. Efendim, tüketici koruma yasası ya. Çok yeni. Çok çok fazla ve başka sorular sordum ama en önemli soruyu da en sona sakladım. Bu sabah önemli briefing verdiniz. Getireceği yenilikleri lütfen. Yani tüketicinin korunması önemli konuların başında yer alır. Ben bunu anlatırken heyecanlanıyorum. Şöyle diyorum. Yani Türkiye nüfusu ne kadar? 76 milyon. 76 milyonun tamamını ilgilendiren bir kanun.
Yani siz sanayici olun, tüccar olun, işçi olun, memur olun, öğrenci olun, ne olursanız olun. Sonuçta bireysel olarak ihtiyacınızı gidermek için tüketicisiniz. Ha, gideceksiniz, elbise alacaksınız, çorap alacaksınız, yemek alacaksınız vesaire falan. Dolayısıyla tüketici hukuku konusundaki algı giderek artıyor, gelişiyor. Ve bizim de bu konudaki pozitif düzenlememiz ilk defa 1982 arayısında yer almış. Sonra 1995 yılında tüketici koruması kanunu çıkartılmış. 2003'te değiştirmişiz. Ticari enstrümanlar, ticari yöntemler değişti, gelişti. Yani baş döndürücü bir hızla tüketiciye sunulan ürünlerde çeşitlenmeler oldu. Mesafeli satışlar var, kapıdan satışlar var, elektronik ortamda satışlar var, işte efendim maketten satışlar var, kredi kartları var, işte efendim telekom hizmetleri var, GSM hizmetleri var, reklamlar var, haksız reklamlar vesaire falan. Bütün bu alanları düzenleyen çok temel bir kanun. Ama ve spesifik olarak kredi kartları evet. kısmına gelince, evet. Bu konunun tabii tartışmalarda en ağırlıklı noktası bankaların tüketiciye sunduğu kredi kartlarına kaynaklanıyor. Türkiye'de 56 milyon kredi kartı var. 95 milyon da banka kartı var. Yani nüfusumuz 76 milyon. Yani büyük bir rakam. Çarpış. Bunların hacmi de bayağı bir yüksek. Bankaların faiz dışı gelir kalemlerine baktığımız zaman faiz dışı gelir kalemlerinin hemen tamamına yakını bu kredi kartlarına ilişkin uygulamalardan elde ettiği gelirler oluşturuyor. Biz bu tasarıyı üniversitede akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, tüketici örgütlerinin de katkılarıyla hazırladık. Taslak halinde 2012 yılı Ağustos ayında kamuoyuna takdim ettik. Biz bunu takdim ettiğimizde bankaların faiz dışı gelir kalemleri sayısal olarak 30 dolayındaydı. Yani 30 işte ipotek fetci, işte hesap bildirim ücreti, işletimsizlik ücreti falan. Ama saydığınız zaman 30 kalem. Her banka uygulama ayrı. Kanunu şeye, bakanlar kuruluna sunduğumuzda bu sayı nereye çıktı biliyor musunuz? 65'e ulaşmıştı. 65 çeşide dönüşmüştü. Öyle bir uygulama vardı. Dolayısıyla sorunlu bu alan. Çok tartıştık. Şöyle çözdük bu alana getirdiğini çözmüşüm. Bir defa kredi kartı sunan banka ya da katılım bankaları. Yani bir kredi kartı faaliyeti sürdürüyorsa mutlaka hiçbir ücret almadığı, yani yıllık kart aidatı ve buna benzer isimler altında ücret almayacağı bir kart türünü de tüketiciye sunmak zorunda. Bu yalın bir kart. Evet. Dolayısıyla o kartın hiçbir ücreti olmayacak. Yani kartın kullanımından kaynaklanan evet. borçları ödeme dışında o karta ilişkin banka prosedürleri çerçevesinde bir ücret alınmayacak. Bir, bunu getirdik. İkincisi, elbette ki bankalar ticari müessesedir. Yani siz hizmet sunun, para almayın kimseye demeyiz. Bu haksızlık olur, angarya olur. Bankada elbette ki para toplar, para satar, para arz eder, bir hizmet sunar, olacak. Ha, bu ücret ölçüde olması lazım. Denk olması lazım, küfuk olması lazım, hakkaniyete uygun olması lazım. Onun için bu alanı nasıl düzenleyeceğiz? Deminki birinci şartın ötesinde bankalar faiz dışı hangi hizmetlerden ücret alınacağını bakanlığımızın görüşünü almak şartıyla BDDK belirleyecek. Evet. Yani soracak Gümrük Ticaret Bakanlığı'na. Ondan sonra diyecek ki BDDK bankalar şu şu hizmetlerden ücret alabilir. Ne kadar sürede bunun sonuçlanmasını bekliyorsunuz? Yani bu çerçevenin BDDK tarafından. Bu kanun 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Evet. Yani 28, yanlış hatırlamıyorsam 28 Mayıs 2014 tarihinde. Tüccüğü evet. yayımı tarihine itibaren 6 ay sonra. Evet. Bu 6 ay içerisinde bunu hazırlayacağız. Yani evet. Mayıs 2014 sonunda bunlar belirlenmiş olacak. Evet. Ha, burada da şöyle deniyor bize. Niye ücret belirlemiyor BDDK? Özellikle bundan kaçındık. Şayet BDDK bir tarife listesi yapsaydı, bir asgari ücret tarifesi, bu defa tüm bankalar bunu uygulayacaktı. BDDK sadece bunu şu şunlardan ücret alabilirsiniz diyecek. Peki bu hizmetlerin ücreti 40'ı aşkın bankalar arasında ki rekabet ortamı verilecek. Evet. Ha, bankalar rekabet ortamını kaldırır, tekelleşirse ne olacak?
O zaman da Rekabet Kurumu devreye girecek. Orada son olarak şunu sorabilir miyim? Süremizin dolduğunu söylüyorlar ama çok ilginç bir şey var. Reklamlar. Reklamlarda çünkü tüketicinin korunması deyince reklamlar çok önemli bir görev üstleniyor. Onlara bakarak biz değerlendirmemizi yapıyoruz. Burada çok daha net koşullar geliyor, öyle mi? Tabii bu alanda yeniden düzenledik. Yani biz yeni düzenleme yaparken eski düzenlemeyi tamamen kaldırıp da her şey yeni olduğu anlamına değil. Mevcut düzenlemenin aksayan taraflarını takviye ettik. Yeni kurallar getirdik. Mesela getirdiğimiz en önemli kurallardan bir tanesi de mukayeseli reklam yapabilecek. Yani benim ürünüm bu, rakip benim bu. Benim ürünüm şu, rakip şu, onun özellikleri şu, benim için özellikleri şu, onun fiyatı şu, benim için fiyatı bu. İsim koyabilecekler mi? Yani benim markam bu tabii ki. Bunu şu markadan bunu daha iyi. Bunu düzenlemeyi de belirleyeceğiz. İsim koymasa bile o niteliklerinde ne olduğu anlaşılır olacak yani. O düzey. Bu ilk defa geliyor. Evet. Bu Avrupa'da var. Türkiye'ye bunu ilk defa getiriyoruz. Sanırım bu uygulamada kaliteli üretim bakımından sanayinin daha da güçlü hale gelmesi bakımından önem arz edecek. Ama ben şeyi unutmayayım, herhalde bitiriyorsunuz. Evet. Biz bütün bu çalışmalarımızı iki kelimede özetliyoruz. O da şu: çalışmaların hedefi bilinçli tüketici, basiretli tacir. Yani tüketici bilinçlensin, tacir de basiretli, aklı selimli hareket ettin. Hedef bu. Bunların hepsi ekonomimizi büyütecek. Büyüyen ekonomi herkesin refah seviyesinin artmasına katkı sağlayacak. Ülke Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınızı verdiğiniz yanıtlar için. Evet.